Bu kadar çok söylenti çıkmasının Nereden tabii başlayacağız? ki temel nedenleri var. Birincisi Bodrum. Sıcak, yaz, güneş. İkincisi hepsi gencecik insanlar. Kızlar güzel, erkekler yakışıklı ve hepsinin de Sıkıntıları. hayatında kimse yok şu sıralar. Bir sürü kurt var içlerinde. Bir sürü kurt var. Dolayısıyla zemin hazır. Evet. Evet. Zeminin üstündeki Plato kahramanlar. hazır. Evet. Zeminin üstündeki kahramanlar da yakışıklı, güzel. Şu sıralar yalnız. Kıştan çıkmışız, yaz gelmiş. Öf, şöyle bir Bayağı film yazıyorsun şu anda ama biliyorsun yani değil her şey hazır. mi? Romantik bir film Yani yazıyorsun. şöyle sosyal medyanın Evet. köpürtmesi için bütün malzemeler var. Evet, yok yok orada. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı Her uğurlu. birinin zaten sosyal medyada, magazinde, bu masada, her yerde konuşulacak şeyi var, Tabii, karşılığı var. karşılığı Şimdi var. hadise Kerem Bürsin'le yan yana. Mert Yazıcıoğlu aman hayatına kim girecek diye şu anda fanları da deliriyor. Çünkü İnanılmaz bir buruk, hayran kalbi kitlesi. kırık bir Mert Yazıcıoğlu'muz var Afra'dan dolayı. Evet. Şimdi burada Hadise'yle Kerem'den mi başlasak acaba? Hadise ile Kerem'den başla. Hadi başlayalım bence. Hadise ve Kerem Bürsin aslında neden hani bakın gazeteciler daha bir şey söylemeden sosyal medyadaki hayranları hani bizim bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Ne kadar çok yakıştılar dediler bu kareden sonra. Bu karede nerede çekildi? Kerem Bürsin'in doğum gününde. Böyle yan yana oturdular. Evet. Onları yakınlaştıran bir sebep de şey olabilir mi? Kerem Bürsin Amerika'da doğmuş büyümüş. Hadise de Belçika'da doğdu büyüdü. Bunlar hani böyle başka kültürleri de bilen çocukları olduğu için daha rahatlar sanki. Ha, Daha yani. hayatlarını rahat yaşıyorlar. İlla bir Daha ortak böyle payda çıkaracağız ya. Tamam, çıkaracağız. birinci başlık. Yani renkleri de uyuyor ne bileyim ben. İkinci başlık, renkleri de Enerjileri de uyuyor. uyuyor. Evet, üç, enerjileri de uyuyor. Hayatlarında da kimse yok. Dört madde çıktı. Ne Dört oldu madde şimdi çıktı. bunlar oldu mu ya? Olur mu yani? Sence Sence olur olur mu? mu? Ya ben size bir şey söyleyeyim Söyle hadi. kızlar. Hadi Bu kahvemizi içip hadise var ya kaynatalım. bu hadise. Magazini nasıl parmağında Çok döndürüyor, güzel oynatıyor. döndürüyor. Vallahi bravo. Evet. Tebrik ediyorum yani. Aynen. Hadiseyi bu konuda ya üstüne su kimse dökemez. Aynen öyle. Ben öyle düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Ve bunun üzerine de önce görüntüyü veriyor. Sonra iddialar başlıyor. Ondan Evet. sonra da kocaman bir soru işareti yaratıyor mu? Evet. Noktayı da koyuyor mu? Koydu, doğru Koydu. söylüyorsun. Sessiz kalarak da olayı köpürtüyor. Yani işin açıkçası ben böyle bir ilişki olduğunu çok düşünmüyorum. Evet. Onlar arkadaş olduklarını Aynen düşünüyorum. öyle. Zaten ben bütün ilişkileri hep arkadaş olarak düşünüyorum. Ha, biraz evvel Niye böyle bir Burak sıkıntı var? Sergen de arkadaştı. Cici Ama arkadaşımdı, karım oldu dedi. evet, şimdi Bak onu diyecektim. onu ya. Arkadaşlık Burak var. Sergen işin olay farklı. O O şimdi romantik bir adam. Ama O aşk adamı. arkadaşlıktan da aşka çok dönüyor. Olabiliyor öyle, evet. Zaten Olabiliyor. başkalarını nasıl tanıyacaksın adamı? Arkadaş olmadan da olabilir. Nasıl olabilir ya bu devirde? Siz konuşun bir düşüneyim ben nasıl olabilir. Valla bu Şey devirde. Olabilir. Bence Olabilir. ben artık öyle bir şey olsa arkadaşım olduğum insanla birlikte Sıkıntı olacağım. nerede biliyor musun? Yaştan sonra Yaştan sonra. dediğin gibi oluyor. Arkadaşlık dediğimiz grubun içinde genelde magazindeki tiplerin hep birbiriyle ilişkileri oluyor ya. Hayatım erkekler 45 kişi, kızlar 50 kişi zaten. Dönüyor ya o. Daralar Şimdi benim saçmalar. arkadaşımla birlikte olmuş biriyle birlikte oluyorum. Yani şeyden bahsediyorum şu an, Şimdi sistemden. O arkadaşlığın da zor bir şey. çerçevesi var tabii ki. Yani hani pardon, tanışık diyelim. Aynen. Tanışık Arkadaş olabilir. başka Arkadaşlık güzel. başka bir şey. Evet yani ben orada biraz Güzel kelime. tanışık olmak, Evet, tanışık olmak. bilmek. Yani onu hani karakterini de bilmek. Bir de ben artık ilişkilerde şöyle bir şey görüyorum. Çok çabuk aşık olunuyor, çok çabuk ilgi Tabii olunuyor. tabii. Böyle Tabii. bakışmalar çok çabuk oluyor Tabii bunlar. tabii çok Ve hızlı. iki gün sonra her şey çok çabuk da bitebiliyor. Evet, birbirimizi denedik deniliyor, alışamadık Ya, deniliyor. İşte tanışma aşamasındayız aşıldı. diyor. Bir Ya ilişki değil. şimdi Tanışma şöyle. aşamasında, şimdi bak, sevmek başka bir şey. Tanışma aşamasında cinsellik olmaz o zaman. Onu Ya da tanımak beraber. için Evet. zaman vermek lazım. Ama Tabii ki. şimdi bunların tanıma aşamaları cinsellik Ten olmuş. uyumunu kontrol Çünkü ediyor. orada da Ya, bir hani tanıma tende de gerekiyor. uyursak diyor. Ay uyursak dediğim ya Uyursak. beraber Hayır beraber uyuyabiliyorsak Enerji mi geçiyor? hani sevgilim denilecek kişi horlamayacaksa beraber devam edelim. Ya Horlama test ediliyor Pınar tabii. şöyle insanlar şöyle çiftler var şimdi bak isim vermeyeyim. Öpüşürken görüntüleniyor. Beraber tatile gidiyorlar. Dönüşte arkadaşlarımız havalimanında mikrofonu uzatıyor.
Beraberliğiniz hayırlı olsun. Yo, beraber değiliz, bir tanıyoruz birbirimizi diyor. Nasıl bir tanımaysa bu derin tanımalar yani. Yani. Bak öpüşürken görüntü var. Evet. Çok... Bodrum'da tatilde var. Sadece şezlong fotoğrafı değil. Bayağı. Birkaç ilerisi var. Şezlongla coşmalar var. Havalimanında da ilişkimiz yok diyor. İşte o birbirlerini i̇şte tanıyorlar evet. Tanıma. Bir de evet. Bodrum'da tanıma başka, Çeşme'de tanıma yani başka, İstanbul'da gibi başka. Yani senin dediğin gibi olmuyor. Senin dediğin gibi yani şöyle olmuyor. Birbirlerini tanıyorlar, bir arkadaşlık, vakit geçiriyorlar. Sosyal hayat içinde işte davranışlarına bakıyor, giyimine bakıyor. Arkadaşlık, dostluk öyle değil. Yani ondan sonra sen diyorsun. Ha, yani Müge'nin Pınar, dediği gibi Pınar daha yakın. Daha uzun süreli ilişkileri ben istediği için. Evet. Yok, doğru söylüyorsun. Ben kısa süreli ilişki kadını değilim. Yok. Yani bir de öyle çok ilişki meraklısı bir kadın da değilim. Evet. Yani oraları geçtik. Gençken tabii 20'ler 30'lar 20'li bitti. 20'li 30'larda bitti. Yani her yaşın kendine göre bir istekleri oluyor, şeyi oluyor. Ama ben şimdi konuya dönersem. Evet dönelim. Kerem aslında çok sıcak, cana yakın bir çocuk. Öyle, kesinlikle. Yani evet, ilişkilerinde böyle hemen samimiyeti, şeyi yakalayabilen bir çocuk. Lakin ben varsa da böyle bir etkileşim çok kısa süreceğini inanıyorum. Şimdi orası yazdı, denizli, güneşli, sıcaktı. Peki bir de evet bir de hemen arkasından bir grupta şöyle şeyler yazmaya başladı. Bu arada gruplar kim? Fanları. Hadise Mert Yazıcıoğlu'yla daha çok yakınlaştı. Sizin dikkatinizden kaçıyor. Hani Allah bizleri Allah. Uyarıyor evet. Ve Allah. Mert Yazıcıoğlu'yla kareleri bu sefer çıkmaya başladı. Mert Yazıcıoğlu ya. Hadise, Mert Yazıcıoğlu ama hadise. Ben bir şey söyleyeyim mi? Mert Yazıcıoğlu Hadise'yle çok yakın değil. Şimdi belli yakında ki burada görüntü bir... vermemeye çalışmış. Evet. Benim dikkatimi çeken evet. Ama fanların da... O da şüphelendirici bir durum. Bilerek mi yapıyor diyorsun? Bilmiyorum. Baksana. Şimdi bunlar bir arkadaş grubu olarak gitmişler. Evet. Değil evet. mi? Aynen. Herkes burada bekar mı? Bekar. Hayatlarında kimse yok mu? Yok. Ya varsın ne olsun ya ne yapalım? Allah'ım i̇şte, yani. Olacak da olsun. Olacak da bu da bizim malzememiz olacak. Onlar bakalım ama kim? Hangisi? Kim? Nedir? Hmm. Onu zaman gösterir. Evet, şimdi zamana hiç gerek kalmadı. Ne oldu? Çünkü arkadaşlarımız İstanbul'daki evet, ekip işte. Arkadaşlarımız, bir Bodrum'da ekip arkadaşlarımız var. İstanbul'dakiler de Mert Yazıcıoğlu, Hadise ve Kerem Bürsin'i İstanbul Havalimanı'nda yakaladı uçakların inişini. Mikrofonları uzattılar. Bizim burada konuştuğumuz soruları direkt onlara sordular. İşte cevaplar. Bodrum dönüşünde Kerem Bürsin'i görüyoruz ilk olarak. Bir etkinlik için zaten oradaydık. Orada onlar bana bir pas getirdiler, sürpriz yaptılar. 11 yıl sonra Hande Doğan Demir'le karşılaştınız Bodrum'da. Güzeldi ya. Yani şey Hande ile muazzam bir iş çıkardık. O yüzden yani 11 sene sonra birbirimizi görmek tabii tatlı oldu. Hadise ile samimi kareleriniz sosyal medyada çok konuşuldu. Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. O maalesef sizler demeyeyim de uydurulmuş bir şeydi. Biz daha önce şeyden yani o yeni yıldaki şeyden sonra hiç öyle yüz yüze gelmedik ama iyi arkadaşız ve o kadar. İki bekar olunca da efendim biliyorsunuz ki yakıştırmalar da bunlar da devam edecek. Anlıyorum ama yani aynı zamanda bir kadınla bir erkek bir yan yana gelince de hemen böyle bir şey yapmaya da gerek yok. Yakışıklı bir bey olunca ve güzel bence bir kadın olunca da aslında... Şunu diyeceğim yani, evet ama bence o yakışıklılık ve güzellik o kadar yüzeysel ve o kadar yani... Kime göre neye göre bir durum ki yani o yüzden bence... O zaman şöyle soralım sorumuzu. Kerem Bürsin neye özen gösterir ilişkilerinde yani diyelim? Yani saat kaç? Mert Yazıcıoğlu geliyor şimdi de. Eski sevgilisi Afra Saraçoğlu ile ilgili sorulara yanıt vermek istemiyor. Hani böyle İngilizce hiç gönül kırgınlığı falan hiçbir şey kaldı mı abi içinde? Yani bunu ben soracaksan hiç yapmayacağım. Hayatınızda kimse var mı peki Mert Bey? Yoksa kardeşim. Olmayacak anlamına gelmiyor. Nasıl? Yani sanız hepimiz yani. Ama şey, Hadise Hanım da partisinde vardı da onunla da yakıştırdın Hadise Hanım. Ha eyvallah. Onunla da yakıştırdınız yani. Şeylerde fanlardan bayağı bir tepki falan geldi ama. Yok, şapka ve gözlüğüyle uçaktan inen Hadise sorulara yanıt vermemeyi tercih etti. Biraz evvel evet. Pınar, biraz evvel ne Pınar dedi ki Hadise magazini çok güzel elinde çeviriyor. Kesinlikle doğru, bir magazinci olarak sana %100 katılıyorum. Bir şey yapıyor dedi ve dediğini yaptı. Dediğini yaptı. Söyle. Önce bir olayları köpürtüyor. Ondan sonra soru işaretini koyuyor. Sonrasında sorular gelmeye başladığı zaman da susuyor.
Aa, bu çok güzel bir taktik. Evet. Harika bir şey. Bak ne yaptı? Sustu. Sustu. Değil sustu, mi? Evet. Adamlar konuştu, hadise sustu. Budur işte. Genelde kadınlar konuşur ama sektörde baktığın zaman kadınlar daha çok. Hadise evet. Hiçbir zaman için konuşmuyor. Hadise evet öyle yapmıyor. Bir Ebru Gündeş konuşmuyor. Hiç konuşmaz. Bir hadise konuşmaz. Üçüncü kişi yok. Genel Serenay Sarıkaya konuşmuyor. Bir şey yalanlayacağı varsa da yalanlamıyor. Onu başka türlü yalanlıyor. Ha. Direkt çıkıp ama, yalan hayır var yok demiyor. Demiyor ama 1-2-3 tıp kafasında yani hiç konuşmama hadisede hiç konuşmama oluyor. Yani evet. Derin bir sessizlik. Onu, Serenay 1-2 cümle kuruyor. Evet. Hayır, çünkü ama böyle... o zaman o ne demek oluyor biliyor musun Yelda'cığım? Tamam. Ben susuyorum siz konuşmaya devam edin haberlerim çıksın diyor. Tabii. Ha. Çok da tıl mı oluyor o zaman? Yani tabii canım. İşte bak bilmiyorum. Karşı tarafın taktiklerini de... Ünlü tabii, olan tabii. Taraftan dinliyoruz. Evet. Yani. Deneyimler buluşuyor masada efendim. Ben bundan sonra böyle yapacağım. Peki şimdi Banu Alkan'ın bizi şaşırtan açıklamasıyla devam edelim. Evet. Evet. Sadece biz şaşırdık mı? Sen şaşırdın mı? Banu Alkan'ı tanıdığım için şaşırmadım da insanlar şaşırdı. Tabii ki hayaller ve gerçekler var yani. Şimdi evet. Peki ben biliyorum ki izleyiciler de şaşırmayacak. Hmm. Efendim Banu Alkan anne olmaya karar verdi.